Sevgili dostlarım merhabalar, ben Mustafa Çay. İlişkiler her ne kadar belli kalıplara, belli kurallara sığmayacak kadar eşsiz, özel ve parmak izi gibi birbirinden farklı olsa da mutlu beraberliklerin ya da mutsuz beraberliklerin bir takım ortak noktaları var. Bu videoda konuşacağımız gibi. Size ben bu videoda mutlu beraberliklerin 12 temel özelliğinden bahsedeceğim. Bakalım uzun vadeli, mutlu birlikteliklerde, evliliklerde insanlar nelere dikkat ediyorlar, neleri güzel ve doğru bir şekilde yapmayı başarıyorlar. Listemizin ilk başında iletişim kurabilmek yer alıyor. Çünkü konuşamadığınız, iletişim kuramadığınız bir insanla bırakın evlenmeyi, sevgili olmayı, flört etmeyi, o insanla oturup sohbet etmek, bir yolculuğa çıkmak, herhangi bir sohbet içerisine girmek bile bazen katlanılmaz olabiliyor. Bu nedenle birinci kuralımız, birinci ortak noktamız iletişim kurabilmek. Çünkü iletişim kurabildiğimiz bir insanla her şeyi konuşabiliriz. Konuşabildiğimiz bir insanla sorunlarımızı çözebiliriz. Sorunları yok saymak, geçiştirmek, unutmak, bastırmak yerine onları yüzeye çıkarabiliriz. Böylece bir takım çözüm yollarını da beraber birlikte keşfetmiş olabiliriz. Güven ve samimiyet bu listede çok önemli bir yerde. Çünkü güvenmediğimiz ya da samimi bulmadığımız bir insanla da zaten herhangi bir yolculuğa çıkmamız mümkün değil. Hani güvenmediğiniz bir insanla sohbet etmek, güvenmediğiniz bir insanın paylaştığı şeyleri izlemek, güvenmediğiniz bir insanla bir yolculuğa çıkmak, ticaret yapmak ne kadar zorsa, güven duymadığınız ve samimi bulmadığınız bir insanla birlikte bir hayatı paylaşmak, duygularınızı, kalbinizi paylaşmak da o kadar zor, yorucu, yıpratıcı ve hatta anlamsız olabilir. Özellikle uzun süreli birlikteliklerde ilişkilerin en önemli düşmanı ya da tehdidi diyebileceğimiz şey monotonluktur. Ve bir zaman sonra artık insanlar birbirini çok iyi tanıdıkça, birbirine dair merak ettiği, gizemli kalan hiçbir şey olmadıkça monotonlukta bir tehdit olarak, bir tehlike olarak karşımıza çıkabilir. Mutlu beraberliklerde insanlar hayatını, ilişkilerini ve tabii ki kendilerini renklendirecek bazı aktiviteler, uğraşlar edinirler ve ilişkiyi renklendirmek aslında ilişkiye uzun vadeli bir yatırım da yapabilmek demektir. Pek çok insanın ilişkisinde verdiği en önemli savaşlardan biri haklılık savaşıdır. Oysa ki klasik bir sözde de ifade edildiği gibi önemli olan haklı olmak mı, mutlu olmak mı diye soracak olursak kesinlikle mutlu olmak cevabını veririz. Çünkü amacımız birlikte mutlu olabilmek, güzel anları çoğaltabilmek, beraber kendimizi iyi hissedeceğimiz anları daha da çoğaltabilmek olmalı. O yüzden mutlu birlikteliklerde insanlar haklılık savaşı vermez, mutlu olmak için çaba harcarlar. Açık iletişim, netlik ve berraklık bu listede çok önemli bir yerde. Çünkü bir şeyleri sakladığımızda, dürüst olmadığımızda tabii ki güveni kaybederiz ve böylece ilişki içerisinde sürekli bir takım soru işaretleri, paranoyalar ya da belirsizlikler karşımıza çıkar. Bu çok yorucudur. Çünkü şeffaflık bir ilişkide insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Şeffaf, net ve doğal olabilmek. Bazen kaybetme riskini bile göze alarak. Özür dilemek ve teşekkür etmek. Aslında bu iki kavram ilişkiler için son derece önemli bir parola. Fakat çoğu insan özür dilemeyi bir zayıflık gibi görebiliyor. Ya da teşekkür etmeyi de yine aynı şekilde karşı tarafa bir jest verdiğinde onu şımartacak çok gereksiz bir detay gibi görebiliyor. Oysa ki bir hata yaptığımızda açık ve net bir şekilde cesurca özür dilemeyi bilmemiz gerekiyor. Günümüzde buna ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi? Ve teşekkür etmek, takdir etmek yine aynı şekilde çok daha fazlasını karşı tarafın yapabilmesini sağlayacak olan önemli bir anahtar kelime. Hayatta kalmak için nefes almaya ihtiyacımız var. İlişkilerin de sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesi, büyüyebilmesi, olgunlaşabilmesi için psikolojik oksijene ihtiyaç var. Psikolojik solunum, ilgi, güven, sadakat, mutluluk, kaliteli zaman, birlikte geçirdiğimiz vaktin niteliğini artırmak anlamına geliyor. İşte dolayısıyla psikolojik oksijen, birlikte olduğumuz insanı ya da hayatımızda temas ettiğimiz, dokunduğumuz, sohbet ettiğimiz herhangi bir insanı psikolojik açıdan, ruhen besleyecek olan küçücük, minicik, ufacık detaylar. Özgürlük ve karşımdaki insanın seçimlerine, hayatına saygı duyabilmek, bunlar da
mutlu birliktelikler için çok önemli ipuçları. Özgürlükle kastettiğim şey, dilediğim her şeyi yapabilirim, kafama göre takılabilirim. Ben bu ilişki içerisinde bir bireyim ve ne istersem onu yapabilirim demek değil. Sonuçta bir birlikteliğe başladığınızda ya da bir evlilikten bahsediyorsak o imzayı attığınızda artık hayatınızı paylaşacağınız bir insanla ortak paylaşabileceğiniz şeyler olduğuna da siz onay vermiş olursunuz. Yani tek başınıza en azından pek çok şeyi yapamazsınız. Fakat bu bizi sınırlayacak, bu bizi gerçekten de her şeyden uzaklaştıracak, tek başına kendi imparatorluğumuzu kuracak bir noktaya taşımamalı. Çünkü biz sürekli tek başımıza kalacaksak neden o zaman hayatımızda bir insanın varlığına ihtiyaç duyalım ki? Emek ve özveri. Özellikle emek denince aklıma Selvi Boylu Mal Yazmalım filmindeki bir replik geliyor. Çok artık bildiğiniz muhtemelen bir replik. Sevgi neydi? Sevgi emekti. İşte mutlu birlikteliklerde insanlar sevgiye, evliliklerine, ilişkilerine emek verirler. Onu inşa ederler. Onda bir şeyler tozlandığında tozunu alırlar. Bazı şeyler kırıldığında onu onarırlar, tamir ederler. Birbirlerini dinleyerek, empati kurarak, saygı duyarak, ilişkideki sorunları çözerek aslında ilişkiyi büyütürler. Mutlu anlar arşivi oluşturabilmek işte mutlu birliktelikler için çok önemli bir sihirli cümle. Fotoğraf albümümüzdeki resimler gibi mutlu anları biriktirebilmek zihnimizde. Çünkü bu hayattan gelip geçiyoruz ve yanımıza aldığımız hatıralar kalacak zihnimizde en son. Hani klasiktir ya. Artık hayatımızın sonunda, ömrümüz bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçtiğinde acaba neler göreceğiz? Orada teknik detaylar görmeyeceksiniz. Orada CV'nizde bulunan şeylerden çok hissettiğiniz şeyleri göreceksiniz. Bu yüzden de mutlu birlikteliklerde insanlar mutlu anılar biriktirirler. Güzel anılar biriktirirler. Ve bu anıların birikmesi, çoğalması için de özel bir çaba sarf ederler. Şimdi size eleştiri ve geliştiri kavramlarından bahsedeceğim. Eleştiri pek çoğumuzun sevmediği, haz etmediği bir şey. Çünkü biz bazen eleştirelim derken içimizde biriktirdiğimiz, tuttuğumuz, bastırdığımız şeyleri adeta karşı tarafa püskürtüyoruz. Aslında eleştiri çoğu insan için bir deşarj olma aracı. Bırakın karşıdaki insanı geliştirmeyi, onu daha da yerin dibine sokmamızı sağlayan bir araç. Tabii ki güzel bir eleştiri, tabii ki pozitif, yapıcı, iyileştirici bir eleştiri önemli. Fakat eleştirinin nasıl yaptığına, nasıl yapıldığına bağlı olarak değişiyor bu. Bu nedenle eleştiri kelimesi yerine geliştiri kelimesini kullanın. Bakın sadece harflerle küçücük oynamalar yaptığımızda elimize farklı bir kelime, farklı bir kavram çıkıyor. Eleştirmek yerine geliştirmek. İşte bizim mutlu beraberliklerde daha çok eleştiriye değil, daha çok geliştiriye ihtiyacımız var. Ve son olarak anda yaşamak, şimdi de yaşamak mutlu beraberliklerin ortak özelliklerinden biri. Çünkü insanlar geçmişte yapılanları ya da gelecekte olması muhtemel bir takım sorunları düşünmekten, konuşmaktan bugünü yaşamaya ne yazık ki vakit ayıramıyorlar, enerjilerini buraya aktaramıyorlar. Bu yüzden de ilişkinizi geçmişte değil, ilişkinizi gelecekte değil, sadece şimdi de ve burada yaşamaya özen gösterin. Ve burada bonus diyebileceğim 3 farklı yapıdan, 3 farklı kavramdan daha bahsedeceğim. Bunlar tek başınalık ve yalnızlık, bunlar özne ve nesne ilişkisi ve bağlılık ve bağımlılık kavramları olacak. Şimdi tek başınalık aslında bir güçtür fakat yalnızlık dediğimizde daha izole bir şey aklımıza gelir. Çünkü biz bir beraberliğe başladıysak yalnız olmama niyetini taşıdığımız için başlamışızdır. Yoksa kendimizi kapatırız eve ya da dünyadan soyutlarız, hiç kimseye ihtiyaç duymayız. Eğer hayatınızda biri varsa, bir sevgiliniz varsa, bir eşiniz varsa o zaman siz yalnız değilsiniz. Tek başına olabilirsiniz. Tek başına yapacağınız şeyler olabilir. Kendinize ayıracağınız vakit olabilir. Birlikte geçireceğiniz zamanın dışında kendiniz için özel bir vakit ayırabilirsiniz ama bu tek başınalıktır. Ve tek başınalıkla yalnızlık farklı kavramlardır. Şimdi de nesne ve özne ilişkisinden bahsedeceğim. Bizler yakın ilişkilerde özne ilişkisi kurmak isteriz. Nesne ilişkisi değil. Bu özellikle cinsel yaşamdaki pek çok disfonksiyonun sebebidir. Sadece cinselliği istemek. Hayır, istediğim seninle bunu yaşayabilmek. Sadece rahatlamak. Hayır, bunu farklı yollarla da insan yapabilir. Ama seninle birlikte cinselliği deneyimlemek.
Özne ve nesne ilişkisi birçok ilişkideki sorunların temelinde yatabiliyor. İnsanlar partneriyle, sevgilisiyle, eşiyle bir nesne ilişkisi kurduğunda onu metalaştırabiliyor. Onu makineleştirebiliyor ve onu sadece bir ihtiyaç giderme ya da sadece hayatında varlığı ile bir şeyleri yapabildiği bir nesneye dönüştürebiliyor. Oysa ki ilişkiler bir özne ilişkisi olduğunda gerçekten sağlıklı ve kaliteli yaşanabilir. Ve son olarak birçok yerde duymuş olabileceğiniz bağlılık ve bağımlılık kavramlarından bahsederek bu videoyu kapatacağım. Bağlılık elbette istediğimiz bir şey. Eşine bağlı olmak, işine bağlı olmak, kendine bağlı olmak. Fakat bağımlı olmak o olmadan yapamıyor olmak demek. Dolayısıyla bizim mutlu birlikteliklerde, sağlıklı ve kaliteli birlikteliklerde görmek istediğimiz şey bağımlılık değil, bir bağlılık olmalı. Evet, burada size 12 tane temel madde ile ve 3 tane de ekstra bonus madde ile totalde 15 farklı madde üzerinden mutlu birlikteliklerin bir takım ortak özelliklerinin neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu konuda lütfen siz de görüşlerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşın. Bunların hangileri gerçekten de bir ilişki için olmazsa olmaz ya da sizin ilave edeceğiniz, sizin de burada paylaşılmasını isteyeceğiniz, bu da anlatılabilirdi diyeceğiniz başka hangi maddeler var? Bunları lütfen benimle paylaşın ve elbette ki bu bir YouTuber uyarısıdır ve hatırlatmasıdır. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açın ki böylece her yeni videoda ekranınıza düşebileyim. Ben geldim sizinle yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni hikayeler paylaşmak istiyorum diyebileyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.